maçımızı. Ama alkışlar az geliyor. Vallahi az geliyor. Biraz daha, biraz daha. İşte bu. İşte bu. Gerçekten harikasınız. Açık arttırmamız olacak değerli canlar. Açık arttırmamız olacak. Bu açık arttırmada da sizlere koçu takdim etmek istiyorum. Az önce bir teyzemiz vardı. Bana yazma getirmişti. Birazdan onu da alacağım ama neredeydi o benim teyzem? Onu da alacağım ama şimdi açık arttırmamız için koçumuz alkışlarla gelsin mi? Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Maşallah. Çok harika. Evet. Açık arttırmamızı başlatıyoruz değerli canlar. Bağışlayacağım. Bakalım. Bakalım. İlk açılışımızı şöyle bir başlatacağız. Açık arttırma başlasın mı? İş adamlarımıza, değerli muhtarlarımıza, değerli başkanlarımıza, değerli iş insanlarımıza hepsine seslenelim değil mi? Şöyle açılış olarak değerli muhtarımdan başlayacağım. Değerli muhtarımdan başlayacağım. Hemen Mehmet neredesin? Evet şu. Evet alayım onu. Şey kim? Mahmut Kaya'dan 2000 lira bağış geliyor. Çok teşekkürler. Evet şimdi muhtarım bir dakika. Helal olsun. Erbaviş'ten 10.000 lira bağışta bulunmuşlar. Çok teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Değerli muhtarım diyor ki koç için 30.000 liradan açılışı başlatıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 30.000 lira veriyor. Evet şimdi açık arttırmamız başladı değerli canlarımız. Açık arttırmamız başladı. 30.000 lira. Var mı arttıran? Evet. İş insanlarımızdan, iş adamlarımızdan bekliyoruz. 30.000 lira. Evet, 30.000 liradan başlamış bulunmaktayız. Ama bu 30.000 lira için bu koç çok az. Daha olması lazım. Evet, bakalım. Bakalım Keçeci Köyü'nde bu güzel koçu kim alacak? Kim talip? 30.000 liradan başladık. Var mı arttıran? Göremiyorum. Evet, neredeyiz? Neredeyiz? Bakıyoruz hemen. Evet. Muhtarımız 30.000 lira verdi. Göremiyor muyum? Aşağı mı insan? Ne yapsam? Aşağı mı ineyim? Değil mi ya? Beni görmüyorlar mı? Çok mu küçük gözüktük? Gel bakayım. Ay. Evet aşağı indim. Değerli canlar. Şimdi koçumuz, muhtarımız 30.000 lira dedi. Değil mi? 30.000 lira başlangıcı yapıyoruz. Var mı arttıran? Daha olması lazım. Daha başkanlarıma da gitmiyorum şimdi. Var mı arttıran? Hani iş adamlarımız? Az önce de bağışlarımız vardı. Evet. Şöyle bakalım. Neredeyiz? Gel. Gel gel yanıma gel. Zile Belediye Başkan Yardımcımız İbrahim Bey diyor ki 40.000 lira diyor. Helal olsun. Evet. Ama tabii bu sayı çok az. Sizce az değil mi? Yani bu koça az. Değil mi dede? Az. İbrahim Başkanıma da teşekkür ediyoruz. Evet. Evet 40.000 lira. 40.000 lira. Var mı arttıran? Evet, daha artacak. Bekliyoruz böyle. Evet, geliyoruz. Geliyoruz.
Gel bakalım. Evet. Alacabal'dan Burhan Akkavak 45 bin lira diyor. 45 bin lira. Alacabal'dan. Helal olsun. Evet ama sayı az. Sayı az. Daha. Daha arttıracak olan. Evet. Şimdi bakıyor. Vallahi şöyle bakıyor. Şimdi kafasında tasarlıyor. Ama sayı az. 45 bin lira dedik. Var mı arttıran? Evet çıkacak. Şimdi bekliyorlar böyle. Naz yapıyorlar. Vallahi naz yapılıyor. Nazlar yapılıyor. Evet. 45 bin lirada kaldık. Artacak. Hadi bakalım. Biraz daha düşünün. 45 bin liralık mı bu koç? Hayır. Değil değil mi? Değil. Dagım abi. Değil. Değil değil mi? Evet. Doğru. Tamam sizler biraz düşünün ama 45'lik değil tabii. Onun için Paris 528 Bolu Hatay. Evet bu plaka lütfen aracınızın başına geçin. 19 Kastamonu Rize 265 lütfen aracınızın başına geçin. 19 Kastamonu Rize 265 lütfen aracınızın başına geçin. 34 Bolu JA 265 aracınızın başına. 60 Türkiye 892 aracınızın başına. 34 FLZ 181 aracının başına. Ne kadar kaplamışlar yahu. Hakikaten her tarafta araba olmuş. Evet. 60 Edirne Yozgat 119 aracınızın başına lütfen geçin. Evet 45 bin lirada kaldık. Değil mi? Alacabal bekliyor. Vallahi bekler o. O alacabalı. Helal olsun. Alkışlar mıyız? Ama 45 az. 45 vermem 45'e. Mümkün az yok. Evet var mı arttıran? Şöyle dolanalım. Evet. Şöyle bakıyoruz tekrar. Bakıyoruz. Evet. 45 çok az. Var mı arttıran? Bir taraftan evet hazırlıklar yapılıyor. Evet değerli canlar 45'te kaldık. Artacak bu rakam da. Biraz daha. Biraz daha gayret. Hadi bakalım. Var mı arttıran? Arkadakiler bizi göremiyor mu ya? Göremediği için kimsenin sesi çıkamıyor mu? Bak burayı indirdiniz. Valla orada daha iyi rakam veriyordunuz bana. O zaman yukarı bakayım. Hadi bakalım. 45'te kaldık. Değerli canlar. Birden böyle bastırırmış. Evet 45. Var mı arttıran? Çok zamanla yarışıyoruz. Hadi böyle çıksın. Ondan sonra Sema ekibimiz sizlerle. Yine değerli sanatçımız Sadık Yiğit. Ben güzel türkülerimi okuyacağım. Sevgi Aslan var. Veysel Bektaş var. Birbirinden kıymetli sanatçılarımız buluşacak. Hadi bakalım o zaman. Koç için, koçumuzun sizlere takdim etmek için 45'te kaldık. Evet, kaç diyoruz? Var mı arttıran? Evet, şu an ekrandan bizi izliyor ve bir kişi telefonla katılmak istemiş ama telefonumuz şu an, bakalım, tamam, o kaç para veriyor? Ne? Erdemcan. Çatı olukları. Kubilay Telli şu an hattımızda, bakalım, evet. Evet, Kubilay Telli 50 bin lira diyor. 50 bin lira. Kubilay Telli 50 bin lira. Var mı arttıran? Evet, var mı arttıran? Bence olacak. Şimdi anca geliyor. Telefon bağlantıları da gerçekleştirebilirsiniz. Canlı yayında şu...
Evet değerli canlar, 50 bin lirada kaldık. Var mı artıran? Koçumuz kuvvetli ve değerli. Gerçekten harika değil mi? Şöyle yine çıkaralım. Şu güzelliğe bakar mısın? 50 bin lira artıran var mı? Oradan ses geliyor mu? Ses geliyor mu? Ne? O da bağlaca vallahi. Helal olsun. Ama olsun, belki buradan daha kuvvetli ses çıkar. Ha, buradan da çıkar mı? Tamam, o zaman 50 bin lirada kaldık. Yani Alacabalı kesin gidecek herhalde. Bunu helal olsun. Çok güzel. 50'de kaldık. Var mı arttıran? Gelmiş mi? Kubilay Bey buradaymış zaten. Gelmiş. Var mı arttıran? Şimdi onlar da hep böyle akraba olduğu için şimdi birbirinin üstlerine geçmek istemiyorum. Saygıda da kusur etmiyorlar. Biliyorum. Evet, yani geçsin tabii. Buranın bir maneviyatı var. Bu koçta 50'ye vermek istemiyoruz. Kubilay Bey, ne diyorsun en son? 50 binde kalırım diyor. Başka rakip yok mu? Başka rakip var mı bilmiyoruz ki. O zaman buranın ağası biz olalım. Ya 50 bin liraya? Yapacağım. Vallahi Keçeci köyünün 50 bin liraya yok öyle. Çizacak, verecek bir yaptık. Biz de arttırmamızı yapacağız. Gel bir dakika, ne dedi? Arttırmamızı yapacağız. Çizacak var, biz de yarışacağız. Duydunuz mu? Tabii biz ağalık seçmiyoruz. Koçu veriyoruz sadece. Ha, koçu alacağız. 50 bin lira dedik. 50 bin lira. Kubilay Tenli. 50 bin lira. Var mı arttıran? Ver gitsin diyor bir de. Az. Az. Az değil mi? Yüzü bulması lazım. Evet ya, bence de çok şaşırdım. Yüzü bulması evet. Gerekiyordu. Bari bak. Yunus Aybakan. Değerli basınımız diyor ki bari diyor Tokat'ı temsil etsin. 60 olsun. Yani. Doğru söylüyor değil mi? Yani doğru söylüyoruz. 60 olsun ki Tokatlı olduğumuzu bilelim. 60 olsun mu? Alkışlarla olmayayım ama. Alkış, bence alkış, de yani. Alkış. Kubilay Telli gel bakalım. Hayır demedi. O öneri sundu. Dedi ki 50'de kalmaz. Biz Tokatlıyız dedi. Tokat'ın plakası 60 olur dedi. 60 da bence Kubilay Telli olur dedi. Ne diyorsun bu işe? Ben 50'de kaldım. Ben yarışmak istiyorum burada. Bir tane eğer yiğit böyle bu şekilde artırma yapamıyorsa 50'ye ben alıyorum. Hayır. O kadar da değil. Dur şimdi ya. Zaten bağışları da aldık biz. Sen de bağışları almasak eyvallah. Şimdi ben bu koçu bilmiyordum. Burada bağışları topladık. Tokat'ın plakası 60. Değil mi? Orada da yaptık. Helal olsun. Şimdi Tokat'ın plakasında var mıyız, yok muyuz? Ben 50'deyim. 60'a çıkan varsa çıksın. Muhtarım orada ne? Bir dakika. Bak, muhtarım. Seni böyle alabilir miyim ben? Şimdi bunu 55 mi? Muhtarını da alalım böyle bir. Bir dakika. Şimdi muhtarın. Telefon geldi. Öyle mi? Evet, şimdi bir telefon gelmiş. Kubilay Telli. Telefon gelmiş. 55 sizde. Değil mi? 55. 55. Sizin adınız aynı mı? Aynı değil. Aynı değil mi? Bir dakika, aynı değilse dur. Sen kimsin? Neyin nesisin? Nerelisin? Turhal Yeşilırmak Mahallesi muhtarından. Turhal Yeşilırmak Mahalle muhtarımızdan. Eyüp. Apohan. Evet, değerli muhtarımız diyor ki 55 diyor. 55! Ne oldu? Ne oldu? Beraberiz zaten. Nasıl beraber? Hayır işte beraber. Bana kendinizi ispatlayamazsınız. Senin firman ayrı, onunki. O kendi muhtarlarının. Beraber diye bir şey yok. Ya muhtar olacak ya iş adamı olacak. 55. Var mı arttıran? Niye? Bence olabilir. Düşün. Tamam, sen bir düşün.
Sen yani iki kişi bir düşünsün, tamam mı? Evet. Kim hattımızda? Tamam. Dur şimdi yine bağlansın. Kesiliyor. Muhtarım dedi ki 55. 55 dedi. Bakalım. Var mı arttıran? Evet, arkadan da çıkıyordur. Anca sesim duyuluyordur tabii. Var mı arttıran? 55. 55 az. Az. İkisi birlikte. Ha, evet. Ha, doğru. Bak şimdi güzel bir fikir geldi. İki kişi var burada diyor. İkisinden de alabiliriz diyor. O da olabilir ama bu kadar ucuz rakama değil tabii. Tabii. 55 o, 55 o, 110. Ha, gibi. Bakalım telefonumuz da varmış. Değil mi? Bence o daha kuvvetli gibi gelecek. Evet evet, kesinlikle. 55. Var mı arttıran? 55. Var mı arttıran? Düşünün. Seri bir şekilde. 55'te kalıyoruz. Evet. Telefon görüşmeleri de devam ediyor. ...55'te kaldık değerli canlar. Var mı arttıran? Son 2 dakika. Kararı kılıyorum. Son 2 dakika. Evet, düşünün. Telefonumuz. Biraz daha seri. Evet, daha seri. Var mı arttıran? 55 dedik. Görüşmeler sağlanıyor. Ya muhtarımıza vereceğiz, ya iş insanımıza vereceğiz. Daha belli değil. Peki ondan arttırmayı düşünüyor mu? 60 diyen oldu mu? Nerede? Protokolda oturanlar var diyor. Onlara yakışır diyorlar. Halk bunu söylüyor. He? 60 plaka onlara yakışır. Öyle mi? Evet. CHP Zile Belediye Başkanım Şükrü Sargın aramızda. Değerli başkanım hoş geldin, şerefler verdin. Ayaklarına sağlık. Ve başkan yardımcımız İbrahim Ceyhan aramızda. Değerli başkanım hoş geldin, şerefler verdin. Evet. Aramıza yeni katıldılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi biz başkanlarımızdan her şeyimizi talep ediyoruz zaten. Yani gidiyoruz Keçeci Babalı olarak, şunumuz eksik sağ olsunlar hep yapıyorlar. Burnumuz eksik yapıyorlar. Siz ne yaptınız? Hadi bak hesap verin. Ne oldu? 55'te mi kaldı? Başkanım, 55 diyorlar bunlar. Sizce daha arttırmaları gerekiyor mu? Şöyle bir saniye. Peki. Bak başkanım işte bu. Diyor ki az önce doğru söylüyorsun başkanım. Helal olsun. Şükrü başkanımı bir alkışlayalım çünkü güzel bir düşünce söyledi. Dedi ki az önce 40'ı veren vardı ya. Ondan o 40 bin lirayı al. Doğru. Gelsinler şimdi, gelsinler. O 40 bin lirayı veren. Buyurun efendim Alacaballı. Adın. Senin adın neydi? Kıymetli amcım. He? Burhan. Burhan Bey. Gel bir dakika. Öyle mi? Çıkıyorum. Şimdi az önce diyoruz ki 40 bin lira vermiştin ya. Başkanım dedi ki 40 bin lira ondan al. Tamam, ben her zaman sözümün arkasındayım. 40 bin de veririm, 100 bin de veririm. Ben sandalye bulamıyorum. Onlar protokolde oturuyor. 100 bin lira versinler, ben 110 lira vereceğim. Onlar 100 bin versin, ben 110 bin lira vereceğim. 120 bin lira vereceğim. Ben ayakta soruyorum, onlar protokolde oturuyorlar. Hadi. 100 bin versin, ben 110 bin vereceğim. 150 bin vereceğim. 150 bin. Tamam. Yok, şöyle söyleyelim. Hayır. Şimdi sandalyelerimiz çok fazla. Sağ olsunlar, biz Turhal'dan aldık. 55'te kaldık.
55'te kaldık. Ayşegül Hanım, ben biraz geç kaldım. Tabii ki ne olduğunu bilmiyorum. Olay nerede olduğunu da bilmiyorum. Ama burada Keçeci Baba'ya rakam biçmek veya ona bir değer biçmek mümkün değil. Elimizden gelen herkes yapacak burada. Kaçta kaldı şu an? 55. Tamam, ben direkt 75 diyorum. Aa! Yani burada az önce söylediğim gibi para rakam önemli değil. Ben 100 de veririm, 200 de veririm. Keçeci Baba'ya ne kadar bağış yapsak o kadar iyi. Yani arkadaşlar tabii ki arttırmak isteyen varsa buyursun, onlar da kendilerini arttırsın. Ama ben 75 bini kaybetsem de kazansam da veriyorum yani. Az önce Şükrü Başkanımız söylemek istediği de buydu değil mi değerli başkanım? O zaman madem öyle dedi, değerli... Biz Erbaa'da inşaat malzemeleri satıyoruz. Barkur Demir Çelik. Köyümüz Ezabağ Köyü. Buradaki herkes bizi tanır. Ezabağ Köyü'nden Salim Kurşun'un oğluyum ben. Davud Ağa'nın torunuyum. Biz de burada Keçeci Baba'ya böyle bir yatırım, böyle bir bağışta bulunduğumuz için çok mutluyum, çok onurluyum, çok mutluyum. Buradaki herkese, protokol herkese çok diyorum. Böyle buraya gelen köylülerimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Azabaya teşekkür ediyoruz o zaman. Ümit Kurşun. Arkada tabii ki benim ortaklarım var. Mustafa Barut ve Doğan Barut. Onlar burada mı bilmiyorum ama ben yeni koşa koşa geldim. Onların namına da biz bunu aldık. Onlar burada yoksa bile kendilerine teşekkür ediyorum. Zaten onlar her zaman benim arkamda. Hiçbir zaman problem çıkartmazlar bu konuyla ilgili. Yani ne diyeyim artık, her şeyi hayırlısı olsun. Çok güzel. Ha, burada muhtarıma da çok teşekkür ederim. Gerçekten kısa zamanda çok iyi işler yaptı. Kusura bakmayın, sizi de meşgul etti biraz ama kendisine de teşekkür etmek istedim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz Ümit Bey. 75'te kaldık. Evet, var mı arttıran? Evet. 100'ü bulacak inşallah. Ha. Bu güzeldi. Bir dakika. Gel başkanım, gel. Burhan başkanım dedi ki biz Keçeci Köyü Derneği olarak 100 bin lira veriyoruz. Evet, yönetimdeki arkadaşlarımız olarak 100 bin lira veriyorum. Arkadaşlarım adına söylüyorum bunu. Evet, var mı arttıran? 100'ü buldum. Var mı arttıran? 100 bin. Evet, Ümit Bey. Ümit Bey. Şimdi sende. Yok, alakası yok. Hayır ya, yani burada. Bence. Az önce yine söyledim. Burada rakam önemli değil. Ama biz Cafer Bey'e, muhtara söz verdik. Burada kendi namımızı yürütmek istiyoruz. Derneğe de kırmak istemiyoruz. Ne olur bizi yanlış anlamayın. 105 bin lira diyorum. Ooo, yüzü geçti. 105 bin lira. 105. Var mı arttıran? Ne oldu? Senin de herkes akraban çıktı. Vallahi ben de akraban mıyım senin? herkes akraban. Ne güzel. Neymiş? O zaman tamam. Sen kaç demiştin? 55. Şimdi yine başkanıma dediğine geliyoruz. 55 bin lira senden alıyorum. Olur mu? Hayır. Kalmadı. Şimdi herkesten ayrı ayrı alıyorum. Bağışlarınız olacak. Gereken şeylere yapıyoruz muhtarları. Muhtarıma sorabilirim. Tamam. O zaman geçiyorum. Ümit Bey, son olarak ne dedik, sizden duyalım. Rakam telaffuz etmek istemiyoruz ama 105 bin dedik. Tamam da efendim. Tamam, 110 bine hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Burada Altebalı arkadaşlarımız, onlara da teşekkür ediyoruz. Hepsine. Sağ olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli iş adamımız Ümit Bey'e katkılarından dolayı teşekkürler. Buyurun efendim. Koç sizin. Biz koçla beraber bir resim çekinelim anısına ama biz de koçu Keçeci Baba'ya bağışlıyoruz. Oo, koçum bizim için de önemli. Tam gereken yapıldı. Keçeci babamız. Thank you.
Thank you.